Bana gelen bir şey yok. Konuşuluyor olursa öğrenirsiniz. Sercan. Evet Sercan. Aykut İnce yayınlar kolay gelsin. Ee, i̇lk olarak aşağıda görünen kırmızıyla ilgili durumu paylaşayım. Yaklaşık 3-4 dakika önce Şenol Hoca'yı aradım. Şenol Güneş'i. Ee, hocam dedim, nasılsınız dedim ilk olarak. İyiyim dedi. Sen nasılsın dedi. Ben de iyiyim dedim. Hocam dedim size gazetecilik yapayım, sormak istediğimi sorayım dedim. Lütfen cevap verirseniz sevinirim dedim. Bir gelişme var mı dedim. Nedir acaba durum? Ee, hoca da dedi ki, bana gelen bir şey yok. Ama konuşuluyor, duyuyorum. Zaten bir şey olursa sen duyar, siz duyarsınız dedi. Tekrar edeyim. 3-4 dakika önce aradım Şenol Hoca'yı. Konu zaten Beşiktaş olduğu apaçık. Ee, bir şey hoca'ya Sercian. durumu sordum. Sercan, şu an Aykut ince bir hemen bitiriyor. Yok ama bak kritik bir şey var, değil mi? Yok yo yok yok. Ha sen bir şey diyecektin Hayır hayır. Mı? bitirsin, ha, bitir. Pardon Sercan, devam. biz yani, bitirince soru sorabilir miyim demiştim. Kusura tamam, bakma Sercan. Sercan. Ben şimdi zannettim. Hocam hani gazetecilik yapabilir miyim? Nedir durum diye sordum. Hoca da dedi ki, e, şu an bir şey yok ama konuşuluyor, duyuyorum. Zaten bir şey olursa öğrenirsin sen dedi. Ben de saygılarımı sundum, kapattım. Şenol Güneş bölümü buydu. Valerian İsmail'le ve mevcut durumla da ilgili bilgi vermemi ister misiniz yoksa? Tabii ki ver. Canım. Yok yok esas onu istiyoruz zaten. Tabii. Şenol Hoca'nın açıklaması bu şekildeydi. Ee, ya yarın ya da bugün artık Valerian İsmail'le Beşiktaş'ın yollarının ayrılmasını bekliyoruz. Birçok isimle e, konuştum. Artık bu saatten sonra Valerian İsmail'le Beşiktaş'ın ...sağlıklı bir yol haritası üzerinde ilerleyemeyeceği fikrinden yanalar. Ee, burada sanki akşama kadar beklememiz gereken durum şu. Akşam saat 22-23 sularına kadar. Valerian İsmail kendisi de bırakabilir. Yani kendisi de istifayı düşünüyor şu an hoca. Ee, ben hoca tarafıyla da konuşarak bunu söylüyorum. Akşama kadar biraz o beklenecek... Yoksa zaten hem Ahmet Durçebi hem de e, profesyoneller hem de yöneticiler durumla ilgili reflekslerini göstereceklerdir. En geç iki, iki gün içerisinde sanki Valeryan İsmail ile yollar ayrılacak gibi sadece bir durumu düzeltmem gerekiyor benim. Geçen hafta sanıyorum yine Aykut İnce sizin yayınınızda Valerian İsmail'in e, tazminat maddesinin 625 bin euro, 600 bin euro olduğunu söylemiştim. Onunla ilgili durumu düzeltmem gerekiyor hata yapmışım. Valerian İsmail'in tazminatı kalan çalışmadığı aylardaki maaşının yarısı. Maaşı 1200 kalan ayları hesaplıyoruz. Yarısı o da 3 aşağı 5 yukarı şu an itibariyle 300-325 bin euroya tekabül ediyor. Eğer Beşiktaş Kulübü Valerian İsmail'i göndermesi durumunda hocaya Valerian İsmail'e 300-325 bin euro civarında bir tazminat maddesi ödeyecek. Ben geçen hafta 600 bin euro demiştim maaşının yarısı demiştim. Ancak yanlış yapmışım o nedenle o konuda da bir düzeltme e, yapayım. Sana göre şimdi ayrılacak dedin yani istifa edebilir. Dolayısıyla istifa ederse... Tabii istifa ederse, ederse böyle bir tazminat durumu ortadan kalkacak ama istifa etmemesi durumunda Beşiktaş yönetimi hocayı göndermesi durumunda olacak olan senaryoyu 300 ya da 325 bin euroluk o tazminatı ödeyecek. Ceyhun Bey'le ya da başkanla konuşma fırsatın oldu mu? Olmadı. Bu, e, başkan bugünlerde belki bir basın açıklaması yapma ihtimali var mı? Bir basın toplantısı gibi bir şey planlanmıyor şu an Ahmet Nurçebi tarafından. Burada yani hoca gittikten sonra Valeryan İsmail'le yollar ayrıldıktan sonra nasıl bir aksiyon alınacağına dair bu durum gerçekleşirse birazcık eee basın toplantısı konuşulacak durumda. Ancak şu an itibariyle yani birkaç saat içerisinde hoca ve yönetim tarafı bir araya gelecek Aykut İnce. Yani bu gelme sebebi ayrılma yani ayrılık. Ya yani Beşiktaş'ta ayrılık yarın belki yarından da yakın. Peki e, ismi geçenler arasında Sadece Şenol Güneş yok, Sergen yok. Yalçın ve Mirçal Üçesku da var. Evet. Onların e olasılığını nasıl görüyorsun? Ekleme yapalım Serkan abi, teşekkür ederim. E, şu an hoca ayrılmadı resmi olarak Valerian İsmail. Ancak hoca adaylarından bahsetmek gerekiyor. 1-2-3-4-5 veya sıralama olarak lütfen anlaşılmasın. Yani bir dediğimiz için ilk sırada olduğu anlaşılmasın. En azından e, bunu ifade edeyim. İlhan Palut, Sergen Yalçın. Şenol Güneş, Mırçay Lucescu ve Rıza Hoca şu an masada olan Beşiktaş'ta yetkililerin kendi içerisinde konuştuğu beş isim bu. Şenol Hoca, Sergen Hoca, İlhan Palut, Mırçay Lucescu. Tabi burada ne olacağına dair biraz daha beklememiz gerekiyor. Çünkü yabancı olması durumunda Beşiktaş'ta şu an bu da konuşuluyor. Yani kesin bir yerli durumu yok Yabancı olması durumunda Beşiktaş'ta ortak konuşulan konu hiç kimse tarafından eleştirilmeyecek, hiç kimse tarafından tartışılmayacak, kabul ettirilecek bir teknik direktör arayışı var. Yani yabancı olması durumunda herkesin ortak bir kanıda, ortak bir fikirde, olumlu bir fikirde buluşacağı bir teknik direktör arayışı var. Şu an dersem şu cümleyi yanlış olmayacak. Beşiktaş'ta bir kısım yerli teknik direktör gelsin diyor içeride. Bir kısım yabancı teknik direktör gelsin diyor. Bugün şu dakika itibariyle de yabancı teknik direktör içinde görüşmeler devam ediyor. Ancak Mırça Elüçesku dışında ekleyebileceğim, söyleyeceğim yeni bir isim yok. Aykut İnce. Sen bir şey soracak mısın? Ben şunu sormak istiyorum Sercan Dikme. Ee, bugünlerde işiniz zor. Allah yardımcın olsun. <laughs> Yoğun bir mesai harcayacaksın. Valerian İsmail'in gitmesiyle ki kaldı ki büyük bir ihtimal gitti gözüyle bakıyorum ben. E, mevcut yapılanmada bir değişiklik olacak mı? Hangi yapılanma? Sportif direktörlük. E, Ceyhun Kazancı. Mesela bu sistem devam edecek mi? Yönetim bu sistemin, bu anlayışın arkasında durmaya devam edecek mi? Yoksa o da mı değişiyor? O sistem de mi değişecek? Serdar abi... E Bence bugüne dair en zor soruyu sen sordun şu an. Çünkü henüz teknik direktör belli değil, teknik direktörün henüz belli olmadığı ortamda bence mevcut yapı ile ilgili, sportif direktörlük makamıyla da ilgili net bir ifade kullanamıyorum. Çünkü e, önceden sizin de bildiğiniz üzere e, beşiktaş kulübü sportif direktörü Ceyhun Kazancının bunu kendisine teyit ettirememekle birlikte söylüyorum. Eee... Şenol Hoca'yla çalışmama ihtimalini yakın çevresine söylediği konuşuluyordu. Ya tabii böyle bir durum gerçekleşirse Şenol Hoca gelmesi durumunda sportif direktörlük makamında ne gibi bir değişiklik olabilir? Ne gibi bir e, eski oranla bir farklılık olabilir? Bunu açıkçası ben bilmiyorum. Bunu öngöremiyorum. İnanın bence Serdar abi bu cümleme siz katılacaksınız. Benden çok çok daha tecrübeli olduğunuz için. Bence şu an Beşiktaş'ta teknik direktör belli değil Serdar abi katılır mısınız? Bak şey de. Doğru. Bizim Koray Balolu da diyor ki Fatih Terim de boşla diyor.